Çok heyecanlı bir olay bu. Ay inanamıyorum şimdi var ya, Ayla duyunca düşüp bayılacak. Neyse şimdi Bersen abicim, birinci olaraktan sen ne planladın? Ben gerçekten bunu çok merak ediyorum. İlk olarak müzik var mı? Müzik olacak mı yoksa olmayacak mı? Onun dışında restoranda mı teklif edeceksin yoksa böyle daha romantik bir ortamda mı? Ha bir de bir şey soracağım ya. Ne giyeceksiniz? Klasik mi yoksa sade bir takım falan mı giyeceksin? Ha bu arada Ayla hiçbir şeyler çaktırdı mı? Yani en azından bir fikri var mı? Bir haberi var mı? Yani en azından bir saçını falan yaptırsaydı sonra fotoğraf ayarladım mı? Yani bir fotoğrafçı olması bence şart. Çünkü o saniyeleri mutlaka ölümsüzleştirmek gerekiyor. Ay inanamıyorum. Ay ben gerçekten çok heyecanlandım ya. Nisan, sakin ol. Tamam mı? Bir derin derin nefes al. Evet, işte böyle. Tamam, iyi misin? Geçti, teşekkür ederim. Evet, Bersen abi seni dinliyorum. Evet, yani güzel bir akşam yemeğine götürmek istiyorum. Yani sonuçta aile ve ben sadelikten... Aa, hayır, hayır, hayır olmaz yani. Hiçbir kadın evlenme teklifinde sadelikten falan hoşlanmaz. Ha, öyle mi diyorsun? Ha, tabii ki de öyle diyorum Berzan abi. Aa, hiç merak etme Berzan abicim. Bu işi ben ve Sinan üstümüze alıyoruz. Öyle mi? Niye ya? Kardeşim kusura bakma, ben böyle bir görevi üstüme almam. Aa, olur mu öyle şey? Lütfen ama yani. Aile benim en yakın arkadaşım, sizin de ablanız. Bunu ona borçluyuz. Hem ayrıca beni kıracak mısın? Tamam o zaman. Yüzü görebilir miyim? Ha, tabii ki. Ay. Evet. Ha. Bu mu? Evet, bu. Niye, beğenmedin mi? Bersin abicim, ben senin kartını alabilir miyim? Bir de bu yüzü aldığın yerinde kartını alabilir miyim? Tabii ki. Yani bilmiyorum, güzel bir şey olmasını istiyorum. 5000 olsun. Tamam. Nisancığım, acaba diyorum sen karışmasan mı? Aa, olmaz öyle şey. Ben bu işe paçalarıma kadar karışmış bulunmaktayım. Berzan, sen emin misin? Yani bu bütün organizasyonu Nisan'a mı devrediyorsun? Bak uyarmadı deme sonra. Hı? Yani gerçekten hocam, yani bana olan güveniniz gözlerimi yaşarttı. Yani Nisan'cığım ya, ben bundan önceki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Sonuçta arkadaşım ve uyarmak zorundayım yani, kusura bakma. Neyse, ben şu an çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Hiçbir şey benim moralimi bozamaz. Evet Bersin abicim, özel olarak istediğin bir şey var mı? Yok yani, sonuçta Ayla kabul etsin, bu yeter. Aa, sen o işi bana bırak. Öyle bir teklif hazırlayacağım ki Ayla'nın hayır demesi imkansız hale gelecek. Süper. Allah sonumuzu hayretsin. Nisan, hadi. Hadi çabuk. Nisan, o ne? Kamera. Yani böyle güzel, eğlenceli şeyler yaparız diye yanıma almıştım. Onları kaydederiz diye. Nisan. Evet, gördüğünüz üzere bugün sevgili Biricik Ayla'mızın evlilik teklifi hazırlıklarındayız. Ve bu organizasyon görevi bize verildi. Ya Nisan, indir şunu. Sevmiyorum böyle şeyleri. Çekme beni. Hı? Neyse, gördüğünüz üzere bütün tatlışlığımla karşınızdayım. Yani bazılarının aksine ben böyle şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Mesela ileride Berzan abiyle Ayla'nın çocukları bu videoyu izleyince çok mutlu olabilirler. Nisan, Nisan abi dingin. Abi dingin, kapat. Evet, işte bu işin en önemli parçası yüzük almaya geldik. Evet, Ayla'cığım senin için şimdi bir yüzük seçeceğiz. Ama birazdan görüşmek üzere. Tamam, hoşça kal. Merhabalar. Merhabalar. Nisan, hadi yüzü değiştirelim, gidelim. Yalnız bir şey soracağım, yani sormadan edemeyeceğim. Şimdi adam gelmiş, kendine güzelce yüzük seçmiş. Biz neden karışıyoruz da yüzüğü değiştiriyoruz, ha? Hay, yani gerçekten bu mudur ya, bu mudur? Hayatınız boyunca yanınızda olmasını istediğiniz kadını alacağınız yüzük bu mu? Öyle değil mi beyefendi? Ben bilemedim ki yani, zevk var, zevk var. Öyle değil mi? Öyle olmuyor bu işler işte. Neyse efendim, benim abim gelip sizden bu yüzüğü almış. Biz de bunu değiştirmek istiyoruz. Ha, hatırlıyorum bu yüzüğü ben, evet. Buyurun lütfen. Şunları şöyle koyuyorum. Buyurun. Artık bir tane yüzük seç, gidelim değil mi? Bak bütün cumartesimiz burada geçti.
Ya lütfen ama burada ince bir iş üzerindeyim ben. Beni germeyin. Ya Nisa'cığım bir tanecik yüzük seçeceksin. Allah aşkına hadi çok sıkıldım ya. Ya Ayla bunu hayatı boyunca parmağında taşıyacak. Onun için en güzelini seçmek istiyorum. Ya ben hiçbir şey demiyorum ya. Benim ömrümün yarısı burada geçti. Ya beni buraya gömün ben burada kalayım. Ah tövbe deyin cız cız. Ah pardon. Ha pardon pardon. Şunu görebilir miyim ben şunu şunu ortadakini? Şu. Hı hı. Tabii efendim. Buyurun. İşte bu. İşte bu. Ha siz de böyle aldınız bu yüzüğün etrafı saçta enerjiyi. Sanki böyle kuşların cıvıltısı, çiçek kokusu, yeni sulanmış toprağın kokusu, o toprakta koşan çocukların cıvıltısı ha. Siz de aldınız mı bu hisleri ha? Nisa'cığım bir şey soracağım. Gerçekten kızmıyorum yani bir insan evladı. O yüzükten bunları nasıl anlayabilir ha? Bana açıklar mısın? Gerçekten merak ettim. İşte. İşte sizin algınız kapalı. Sınırlarınızı bir kaldırsanız siz de benim gibi duyabilirsiniz. Etraftaki diğer canlıların, öteki varlıkların, nesnelerin bize neler söylemek istediğini siz de duyabilirdiniz ama neyse sizden zaten böyle bir şey beklemiyorum. O yüzden ben buradayım. Nisan, evet. Sakin. Tamam, sakin. Beyefendi bu yüzük ne kadar? Bakın beyefendi, hanımefendi belli ki çok zevkli birisi. Hmm. Bu yüzük de çok özel bir parça. Anlıyorum. Peki ne kadar özel? Yani TL olarak öğrenebilir miyim? Yani bir 10.000 TL kadar. Yuh. Yuh. Yuh yani. Yuh. 10.000. Bizim arkadaşın aldığı kaç bin? Ha 3.000 TL. 3.000. Hı-hı. 3 taneler. Nisan sen şey yap. Daha az özel bir yüzük seç hadi. Ama çiçeklerin kokusu çocuklar. Nisan'cığım yağmur cıvıltıların çocuklar falan onlar kendileri şey yapsa sen yüzük seç hadi. Hadi. Tamam. İnanmıyorum ya. Yani gerçekten başımıza bununla geldiğine inanmıyorum artık. Ya ne var canım? Alt tarafı ben bu her genç kızın rüyası olan şu yüzüğü parmağımla nasıl durduğunu merak ettim ya. Ha bakmak istedim, merak ettim. Giderdin mi merakını? Ya şuradan birini çağırsam, bunu anlatsam inanmaz ya. Gerçekten güler. Bunların hepsi benim başıma gelsin. Neden? Neden? Yani neden benim başıma geliyor? Çünkü Nisan benim yanımda. Nisan benim yanımda. Değil mi? Allah, daha önce hiç böyle olmamıştı. Bildiğim her şeyi denedik. Yani yüzük çıkmıyor. Ne yapsam bilmem ki. Şey, kusura bakmayın ama bir şey soracağım. Sor. Ne yapacağız? Bilmem. Ben ne bileyim, sen soktun parmağına, sen çıkar, sen söyle ne yapalım? Söyle. Söyle ne yapalım? Şey, çok pardon. Kuyumcu Bey, ne yapacağız acaba? Şimdi hanımefendi, bakın kusura bakmayın ama yani bu yüzük çıkmıyor. Çıkmadığına göre de yani fiyatını ödemek zorundasınız. 10.000'i. Hepsini ödeyeceğiz. O yüzüğün tamamını, 3 tane yüzük parası ödeyeceğiz biz. Ne yazık ki. Ya bana bir yer göster, ben kafamı vurayım o zaman. Ha? Söyle bir yer, ben vurayım kafamı direkt, ben kalayım burada. Ama yapmayın, yazık. Sakin olun biraz. Nisan bana sakin ol deme. Yalvarırım bana, sadece sakin ol deme, tamam mı? Sus. Bakın beyefendi, size şöyle bir güzellik yapacağım. O yüzüğü çıkarmaya başardığınız zaman parmaktan, o zaman bana getirin. Ben de o zaman sizin paranızı iade edeceğim. Söz veriyorum. 13.7 çekiyorsun o zaman. Şey, Berzan abinin kartı bende. İnsancığım adamın yüreğini yenecek. Bırak şimdi Berzan abinin kartını. Verdim ben zaten, iade alacağım nasıl olsa. Alırsanız tabii ki. Hiç merak etmeyin. Taksit olsun mu? Ya kardeşim dalga mı geçiyorsun ha? Dalga mı geçiyorsun yani taksit diyorsun ya? Hani iade edecektin parayı? Vallahi bizim dükkandan yüzük alan herkes evlendi. Hayır diyen olmadı bizim yüzüklere. Kardeşim espri yapma ha. Espri yapma hadi çek parayı biz gidelim hadi. Evet sayın seyirciler, işte bu yüzük. Yani benim aramızda elektrik olduğunu düşündüğüm bu yüzük. Geldi, elime yapıştı. Benden aileye gidecek. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Var mı başka alacağım bir şey? Sok parmaklarını, al onları da. Hoşça kalın. Nisan. Hadi! Nisan biz şey için geldik ya. Merhaba. Ben hemen size durumu hemen küçük bir özet geçeyim. Şimdi benim en yakın arkadaşım ki kendisi aile olur. Ayrıca kendisi hocamın ablası olur. Kocanızın ablası anladım. Hayır canım yani kocam değil hocam. Yani aramızda bir şey var ama. Ne var? Yani şey işte canım böyle bir romantik bir şeyler var. Ha, siz sevgilisiniz. Yani aramızda bir şeyler var ama tam olarak konuşmadık.
Neyse ben durumu daha size ayrıntılı anlatayım. Şimdi şöyle efendim, benim kocamın aman yani işte hocamın ablası Ayla benim çok yakın arkadaşım ve kendisi bir evlenme teklifi alacak. Biz de bu teklif sırasında gelip sizin müzik yapmanızı istiyoruz. Tamam, zaten bu ara konser falan da yok. Ayarlarız. Ay iyi oldu bu iş. Ay çok güzel. Bütçe ne kadar? Kaç olur bu iş? Kaça mı olur? Ay yani pazarlık yapmak adettendir. Yani sonuçta siz de burada hayırlı bir şey vesile olacaksınız canım. Yani hanımefendi, biz genelde böyle ekstra işler için günlük 500 artı yol alıyoruz. Bu da 2200'e falan patlar size. Ne? Ayo canım. Ay yani ne yapıyorsunuz siz canım? Türkiye'nin öteki ucundan mı geliyorsunuz? 2200 mi? Aa ne yani? Nisan ayıp oluyor. Şimdi şöyle yapalım kardeşim, biz şu neydi o, bak şu büyük olan neydi o, çello. Biz o çelloyu almayalım çünkü böyle o kocaman şey böyle gelir getir götür falan, o böyle çok masraf çıkartır. Bir de kemanlardan birini almayalım, iki keman yeter ya. Hanımefendi biz yani birlikte çalışıyoruz, böyle bir şey olamaz. Olur, vallahi olur ya. İyi, tamam. O zaman 1500. Ya şöyle yapalım biz. Bak, siz gelin bize iki keman. Ben size vereyim 750-800 arası bir şey. Vallahi bak bir şey söyleyeceğim ya. Vallahi anlaşalım, gel 750-800. Vallahi çok para. Çok iyi para yani bu devirde. Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca bütün gün yediğiniz, içtiğiniz benden. Yol da benden. Olur. Olur. Nisan, yine mi açtın kamerayı? Aa ama lütfen hocam, yani sonuçta bu bir anı değil mi? Lütfen gülümseyin biraz. Aşkım beni çek. Lan çek. Şimdi sana bir şey söylüyorum, tamam mı? Bunu iyi dinle. Vallahi helva gibi çocuğu kapmışsın ha. Hiç fena değil. Hem yakışıklı, hem karizmatik, hem de kas dolu. Bu zamanda böylesini bulmak zor. Okey? Kesme sevecek. Beyefendi merhabalar. Biz böyle güzel bir buket çiçek istiyoruz. Tabii efendim, ne demek? Ben sadece ne yapmak istediklerini anlayamadım. Hani dedim televizyondan falan mı geldiler? Yok televizyondan gelmedik de onların ne yapmak istediğini ben bile anlamadım. Yani onun için kendinizi hiç boşuna yormayın. Neyse. Aylacığım şimdi sana evlenme teklifi için çok güzel bir buket çiçek alacağız. başlayalım mı? Yani hani mümkünse. Dur beni çek. Okey, bu benim işim zaten, magazincilik. Ay çok güzeller. O zaman hemen başlıyorum. Şunlardan alalım biraz. Ay pembeler çok güzeller. Morlar çok güzeller. Onlardan da alalım şöyle bir. Şöyle. Ay bu sarılardan da alayım biraz. Ben şöyle koydum. Ay pembeler çok güzeller. O pembelerden alayım ben. Ay bu pembeler çok güzel, onlardan da alayım ben. En iyisi. Aldım. Yeter mi? Yeter. Ay hocam şunlardan da alayım mı? Sen bilirsin Nisan'cığım. İşte Ayla'cığım, senin için ellerimle yani çok güzel bir buket yaptık. Ya Bidin, ya beni niye çekiyorsun? Çiçekleri çeksene sen, hadi. Ne yapayım kanki, kameraya yakışıyorsun. Beğendiniz mi? Evet Nisan'cığım, beğendim ama biraz fazla büyük olmadı mı? Yok, bence tam kıvamında. İyi tamam, nasıl olsa çiçekler senin bütçenden. Hı, evet, aynen öyle, benim bütçemden. Görürsünüz şimdi. Tamam. Buyurun. Pardon hanımefendi, çiçekler niçin olacaktı? Evlilik teklifi için. Oo, Aylacığım, bu cevaptan sonra sana muhteşem bir fiyat geliyor, hazır ol. Abidin, çiçekçi abi oğlunun sünnetini yaptı. Pardon, ne kadardı borcu? Yuvarlak olarak 300 TL. Ne? Yok ama canım yani olmaz canım, Allah Allah ya, alt tarafı bir çiçek o kadar tutar mı yani, Allah Allah. Peki hanımefendi, sizin bütçeniz ne kadardı acaba? Yani şöyle 50-100 arası, tamam 100 olsun. 50-100 arası. Buyurun. O ne ya? Sadece hesap verseydin oğlum. Ya beyefendi sizi yoruyoruz ama biz az önceki buket alalım. Yani bütün çiçekleri istiyoruz biz. Ya. Teşekkür ederim. Rica ederiz, ne demek? Telefon. İnanılmaz önemli. Sizin anlayamayacağınız kadar. Ben konuşup geliyorum, kaçmayın bir yere. Hadi abi.
Neresi burası? İhsan. İhsan bak, dördüncü ya da beşinci mekan. Çok açık söylüyorum sana. Artık kalbini kıracağım. Gerçekten bak, günah benden gitti. Sana ne uyudun be adam? Ne uyudun ya? Çantam da arabada kalsın bari. Aha! Bu sefer kandıramazsınız lan beni, kaçamazsınız benden. Ay, bu restoran hakkında çok güzel yorumlar okudum ben. Bahçesi var, havuzu var. Vallahi çok güzel ya. İstediğimiz gibi süsleriz ha. Ya Nisan, ne yapıyorsun? Dur sakin. Görmüyor musun, zincir var. Ama içeride biri var. Vallahi onunla konuştum. Ben tamamdır bu işi, hallederim yani. Nisan, bekçiyle mi konuşacağız? Allah aşkına yapma ya. Gel gidelim, başka yer bulalım. Hadi, hadi. Tut şunu, tut, 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 tut. Nisan, Nisan, ne yapıyorsun? Manyak, bıçattın sen. Bununla uğraşılmaz. Ay, bakayım neredeler. Nisan. Eğleniyor musun? Evet, çok. İyi, güzel. Nisan, kaç tane balon alacağız? 50. Yuh! Kaç, ne yapacağız ya o kadar balonu biz? Ya ama yani hocam lütfen ya, bana bağırmayın ya. Hani bugün bağırmayacaktınız bana. Lütfen bakın, bir şey söyleyeceğim. İşlerimizi bitirelim, ondan sonra tekrar bağırırsınız. Heyecanlı kavgalar, uzun uzun bakışmalar. Parmakta da tek taş var. Evlilik arifesinde bir çift görüyorum ben. Ha yok yok yok, evlilik falan yok canım. Lütfen yani, iki gündür de herkes zaten çıkartıyorsa artık. Yok 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 hocam yok. Biz bir arkadaşlar için koşturuyoruz yani, bizle alakası yok. Balonları göstersene bana şimdi. Hangi günler nedir? Evet, şimdi biz hazırlıklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ama çok az vaktimiz kaldı, o yüzden acele etmemiz lazım. Ama önce küçük bir eğlence. Ya Nisan, hani sen adamlarla konuşmuştun ha? Adam biz götüremeyiz diyor, siz götüreceksiniz diyor. Bak ben sana söyleyeyim, ben 50 tane balonla buradan falan çıkmam. Arabaya falan hiç koymam ha. Tamam hocam ya, biz de arabanın arkasına koyarız. Ne oldu, niye gidiyorsunuz? Sesimde bir gariplik var. La 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 la, la 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 la. Hop. Yok artık. Ya. Nisan. Ya hadi. Ya adam var. Hadi. Aşağı doğru aşağı. Ömrümü yedin Nisan, ömrümü. Ay, bence böyle çok güzel oldu. Hep böyle mi gelsek acaba? Nisan'cığım valla artık ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Her defasında yani bundan ötesi olmaz diyorum ama buluyorsun. Gerçekten tebrikler. Bence çok tatlı. Ha, buradan buradan sağdan döneceğiz. Değil misin? Evet evet, öyle gösteriyor. Navigasyonda burayı gösteriyordu vallahi. Ya İhsan'cığım, biz niye depoya geldik ki? Ya biz insanlar ne yaparız? Böyle alışverişleri dükkandan yaparız değil mi? Ya ne var canım? Biz de kaynağından almaya geldik havai fişekleri. Ne olacak? Tamam. Burada kimse yok gibi. Ya olmaz İhsan'cığım, çünkü biz kimsenin olmadığı, kimsenin bilmediği bir yere geldik. Ya baksana ya, bunların havai fişek deposu olduğunu bile bilmiyoruz. Hangisi? Nisan. Ya Nisan, bakalım başımıza ne dertler açacaksın. Nisan. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere böyle ıssız bir bahçedeyiz. Burası havai fişek deposu. Buradan hemen fişekleri alıp arabaya dönmeliyiz. Bakıyoruz. Nisan, ya Nisan ne yapıyorsun? İzinsiz çekilir mi? Ya işte kimse yok. Kimden izin alacağız ki? İyi tamam o zaman, kimse yoksa hadi gidelim. Boş ver, havai fişek dolmayıversin hadi. Ya işte hemen şuradan bir kutu alıp gelelim ya. Nisan. Nisan, ya bir dur. Nisan, ne yapıyorsun ya? Aa, işte burada bekçi varmış. Aa, uyumuş. Beyefendi. Beyefendi, bakar mısınız? Ya, uyandırmayalım. Çok tatlı uyuyor. Ne yapalım Nisan, pış pış mı yapayım adama? Uyandıralım ki havaya bir şey kalacağız. Aa.
Bunlar havai fişek değil mi? Bakayım. Nisan uyduk sana neler yapıyoruz ya. Evet. Ya hadi alalım. Ya Nisan nasıl alacağız, adam uyuyor. Ya vardır bir çaresi.